İmam Şafii sünneti Kur'an'da aramaya başlıyor. Şafii kaç yılında öldü? 204. Kaç yılında doğdu? 150. 150. Çok da genç ölmüş be. 54 yaşında. Niye öldü biliyor musunuz Şafii? Dayaktan. Şafii'yi kim döve döve öldürdü biliyor musunuz? Hocasının holiganları. İmam Malik'in talebeleri. Oo. Kimse söylemedi mi size? Söylemezler. Söyleselerdi şimdi böyle dalaşmazlardı. Ders alırdık, ibret alırdık. Söylemezler. Evet. 204. Peygamberimizden 200 sene sonra. Kur'an'da sünnet arıyor. Çok ilginç. Niye? Kur'an'da sünnet yok muymuş? Var, 16 tane. Ama hiçbirisi aradığını söylemiyor. Hiçbirisi istediğini vermiyor. Kendisi bir şey istiyor, Kur'an onu vermiyor. O zaman ne yapalım? Bir şey bulalım. Sünnet kelimesi Arapça. Ama Kur'an'da bulamayınca, Peygamberimize nispetle bulamayınca, ha buldum diyor. Hikmet sünnet. Değil. Alakası yok. Şimdi Kur'an'daki hikmet kelimelerini, kitap ve hikmet çiftlerini yan yana getiriyoruz. Alt alta diziyoruz. Hepsini şöyle. Biz İsrailoğullarına kitap ve hikmet verdik. İsrailoğullarına verilen sünnette ne oluyor ki yani? Tamam Musa'yı anladık da İsrailoğullarına ne oluyor yani? Biz Meryem'e kitap ve hikmet verdik. Meryem'e verilen sünnette ne oluyor ki? Anlatayım. İbrahim ailesine kitap ve hikmet verdik. Ne oluyor ki yani İbrahim ailesine verilmiş olan sünnet? Tabii bu soruları sorduğunuzda çekiyor. Şafii'ye selam olsun. Seviyoruz onu. Ama eleştiriyoruz. Eleştireceğiz. Şafii hocasına, birinci hocasına iki kitap yazdı eleştiri. İkinci hocasına ve onun hocasına da üç kitap yazdı eleştiri. Bugüne kadar gelmedi. Ama yazdığını biliyoruz. El-Fihris de orada duruyor. İbn-i Nedim'in El-Fihris'ine girmiş. Eyvallah. Hocası İmam Malik'e iki kitap yazıyor eleştiri. Onun için döve döve öldürüyorlar zaten. Öbür hocası İmam Muhammed'e, yani İmam-ı Azam'ın talebesi İmam Muhammed'e de üç eleştiri kitabı yazıyor. Helal olsun. Biz işte şimdi Şafii olduk bak. Ben Esah'tan Şafii'yim. Onun eleştiri mezhebini takip ediyorum bakın. Eyvallah. Fıkıhta değilim, fıkıhta Hanefi'yim ben. Evet. Ama taklit etmem, tahkik ederim. Delillere uyarım. Eyvallah.